Arkadaşlar iş enerji konusuna başlamıştık. Yeni gelen arkadaşlarımız belki biz biraz ileride olabiliriz. O yüzden şaşırmasınlar. Evet. Arkadaşlar geçen dersimizde uygulanacak kuvveti bakmıştık dinamometrelerde. Burada ise diyor ki doğru mu yanlış mı, iş yapıldı mı yapılmadı mı bir bakalım efendim. Evet arkadaşlar, yer çekiminin etkisiyle aşağı düşülen saksıda bir iş var mı? Hayır. Bakın, yer çekimi çekmiş, saksı nereye doğru gitmiş? Aşağı. Aşağı, yani kuvvetin uygulandığı yönde gitmiş değil mi Fatma, Duru? O zaman iş var. Ama yer çekimi uygulayıp yukarı doğru gitseydi, öyle bir cisim yok da, o zaman iş olmazdı. Çünkü yukarı doğru çeken bir şey yok. Elindeki çantayı sallamadan böyle düz yolda yürüyen biri iş yapar mı? Hayır. Yapmaz. Yapmaz. Niye? Çünkü iş yapması için o çantayı belli bir yüksekliğe çıkartması lazım. Demek ki Kaan bundan sonra hani iş yapmıyor demesinler diye, böyle eğer bir şey olursa çantayı böyle böyle götürmen lazım. Yoksa yani boşu boşuna iş yapmamışsın derler. Evet, derler. Devam edelim. Arkadaşlar sırtındaki çantayla dağa tırmanan sporcu iş yaptı mı? Yaptı. Yaptı değil mi? Çünkü Yaptı. çanta kuvvet yukarı doğru uygulandı ve kuvvetin uygulandığı yönde çanta da yukarıya çıktı. Kaşıkla çorba içen kişi iş yapıyor mu? Yapıyor. Hayır. Yapıyor. Yapıyor. Yapar. Nasıl yapıyor acaba? Aşağıdan yukarıya getiriyor. Aşağıdan yukarıya. Aşağıdan yukarıya bir iş. Oturduğu sırada öğretmeni dinleyen öğrenci. Hadi devam. İşte Hadi. yapmaz. Yapar hocam, hocasını. Yapmaz. Yapmıyor. Fiziksel anlamda iş yapmıyor. Şimdi ben size desem ki okulda ne yoruldum diyorsunuz. Sabahtan akşam oturuyorsunuz. Hiçbir iş yaptığınız yok. Doğru. Neden? Çünkü otururken bir iş yapmıyorsun. Canım, ben her teneffüs merdiveni inip çıkıyorum. Alperen derste böyle. Çıkıyorum. Alperen hep derste böyle. Niye? İş yaptım diye. Bak. Evet. Arkadaşlar Alperen tam. Ne sanıyorsunuz arkadaşlar? Evet. Kapının kolunu çevirerek açan kişi iş yaptı mı? Hayır. Yap. Hayır. Arkadaşlar iş yapar. Yapıyor. Var hocam. Kuvvet uyguladığı kapıyı kendine doğru, o kuvveti uyguladığı yönde getirdi. Direksiyonu çeviren şoför iş yapıyor mu? Evet. Yapar. Evet arkadaşlar, iş yapar. Yani demek ki şoförlere, taksicilere falan laf etmeyin. Adamlar iş yapıyor. Oyuncak arabasını ittirerek hareket ettiren çocuk. Yapar. Yapar. Yapmaz. Elindeki topu havaya atan çocuk. Yapar. Yapmaz. Yapar arkadaşlar. Kuvvet uyguladı. Top havaya gitti. Tahtayı silen öğrenci. Yapmaz. Yapar. Yapar arkadaşlar. Kaydıraktan kayan kişi. Yapmaz. Yapmaz. Yapma. Yapmaz. Kaydıraktan kayan kişi iş yapmaz. Evet. Yürüyen merdivende yükselen kişi Yapmaz. Yapmaz. Yapar hocam. yapmaz arkadaşlar. Yürüyen Sonuçta bir kuvvet oluyor mu yok. Kendisi merdiven çıksaydı iş yapmaz. merdivenle geçiyor hocam. Ama merdiven onu götürüyor. O yüzden bir iş yapmıyor. Düşünsene. Sabahtan akşamdan yürüyen merdivenden iniyorsun, çıkıyorsun. İş yaptın mı? Yok, iş yapmadın. Evet. Hocam ama arada yürüyor. Arada yürüdüğü anda iş yapar. Ama hiç yürümezse böyle devam, o zaman olmaz. Elindeki yayı gelen sporcu iş yapar değil mi? Kuvvet uyguladığı yayı gerdi herhalde arkadaşlar. Hocam haftada 3 saat kuvvet uyguluyormuşum. Yayı gerdi deyince aklıma açlık oyunları geldi. Yeni filmi çıkmış herhalde. Bayağı bir izlenmiş açlık. Evet hocam. Bilmiyorum ne buluyorlar o filmlerde ama bir felsefesi varmış galiba. Evet. Arkadaşlar iş yapabilmek için Hocam atladınız galiba. Bir tane etkinlik. Yok, evet. atlamadı. İş yapabilmek için enerji gerekir mi? Arkadaşlar iş Gerekir. gerçekleştirilmesi gereken fiziksel olaya biz enerji deniriz. Diyor ki bakın burası önemli Zeynep Serra, Enes Eymen. Aynı zamanda sistemde iş yapılıyorsa
O sistemde mutlaka bir enerji aktarımı veya enerji alışverişi gerçekleşmiştir. Bakın işi alıp veremem ama enerjiyi alıp verebilirim. Verebilir. Enerji olmadan hani bu oyunlarda var ya karakterimiz böyle ölgün bitkin ya da öyle soluklaşıyor değil mi? Enerjisi bitince karakter soluklaşıyor. Enerji bitti mi iş yapamıyor. Hemen enerji takviyesini bulunur. Bundan dolayı iş ve enerji birbirlerini tamamlayan iki olay. Enerjinin birimi ise Joule'dur arkadaşlar. Joule olarak kullanıyoruz. Bazı yerlerde kalori olarak da geçer. Mesela bizim günlük sizin almanız gereken kalori ne kadar biliyor musunuz Arda? 3.000. 300. Yok. 3000 alırsam 3.000 çok fazla. 3000 alırsam göbek bulursun affedersin. Yani 3.000 alırsak hocam Discord moderatörü olur. arkadaşlar 2300 kalori. Bu da yaklaşık 4'e bölersek 800 jül kadar ediyor arkadaşlar. Tabii şimdi biz size ne diyoruz? Böyle çikolatayı çok seviyorsunuz. Fazla çikolata yemeyin diyoruz. Niye? Yediğin küçük bir çikolatadan 300 kalori alıyorsun ya. Düşünsene. Azıcık bir çikolata yiyorsun. Arkasında yazar zaten kaç kalori olduğu. Arkadaşlar o aldığın kaloriyi yakamayınca ne oluyor? Ya sivilce oluyor ya kilo oluyor. O yüzden dengeli. Evet. Günlük hayatta birçok enerji çeşidi var. Ne bunlar? Elektrik enerjidir, ışık bir enerjidir, ısı bir enerjidir, güneş enerjidir, kimyasal enerji mesela piller ne? Kimyasal enerji. Enerji Evet, işte biz bu ünitede hepsini deyip neyi göreceğiz? Kinetik yani Şarjı hareketten dolayı olan enerjiyi göreceğiz ve potansiyel yani durumdan dolayı olan enerjiyi göreceğiz. Bakın şu an benim evet düşmezsem bir potansiyel enerjim var. Düşersem o potansiyel enerji ortaya çıkacak. Evet, potansiyel enerji yükseklikte olma ile ilgili bir enerji, durum enerjisi. Kinetik enerji ise hızla alakalı bir enerji. Gelin üzerinde duralım. Kinetik enerji, kinetik ise karıştırma. Kinetik enerji hareket enerjisi demektir. Yalnızca kimlerde var? Hareket halinde olan cisimlerin. Evet, şimdi ben bu kalemi evet ekranı kapalı olan arkadaşlara fırlatsam bu kalem hızlanarak gitse tabii ekrandan geçip oraya gitmez ama ne kazanır bu kalem hız kazandığı için artık neyi var bu kalemin? Hocam atıyorum. Hızlı olduğu için bir kinetik enerjisi var Merve. İsmail geldi. Arda. Ama bu kalem buraya masaya koydum duruyor. Bir enerjisi var mı kinetik olarak? Yok. Çünkü neyi yok? Hareketi yok. Evet. Tamam Enes Hocam. Eymen. Arabadaysan bulunduğun arabanın neyi var Enes Eymen? Kinetik enerjisi var çünkü hareket ediyor. Evet. Cisimlerin kinetik enerjiye sahip olmaları için rüzgar hareket etmeleri gerekir. Hareketsiz cisimlerin kinetik enerjisi Ahmet Cüneyt sıfır. Evet. Şimdi zihinleri açalım. Bir tadelle sorusu soralım. Hazır mıyız? Bu soru iki tadelle. Ve İki tadelle. evet. Evet. 9 tane topumuz var. 9 tane. Aynı top var. Topu. Tamam mı? Arkadaşlar. 3 sıra yapacağız. 3 sıra yapacağız. Doğrusal olacak sıramız. Her sırada 4 top olacak. Evet, çizebilirsiniz. 9 tane top vereceğiz size. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine. Ten yok. Evet, öyle bunları öyle dizin ki arkadaşlar ne olsun? Her sırada 4 top olsun. Hocam tahtaya çizdim bakabilir mi hocam? Efendim Alperen. Hocam tahtaya çizdim de Alperen bir kağıda çiz, ekrana yaklaştır. Herkes öyle yapsın, doğru olanı. Ya da anlat, nasıl yaptın? hocam kalemi alabilir miyim? Kalemi alma. Sen nasıl yaptın onu anlat. Hocam yukarıdan aşağı 4 tane top koyuyorum hocam. Yanlış. Yana doğru. Yanlış. Evet. Arkadaşlar,
3 sıra olacak. Her sırada 4 top olacak. Evet. 3 sıra olacak. Her sırada 4 top olacak. Hocam 10 topu yapsak kabul olmaz mı ya? Efendim? 10 tane yapsak o topu kabul Top. olmaz mı ya? Top. Evet. Hocam önce yatay bir şekilde dizsek sonra şey böyle dik Yok. çevirsek Berra sonra yatay. Büyükay yazıyor. Berra Büyükay kim? Berra. Heh. Berra. Sesim geliyor mu sana Berra? Geliyor hocam. Berra seni tanıyabilir miyiz? Velinin adı neydi? Hocam ben Evet yeni. Berra, Veli'nin adını söyle. Hocam anlamadım. Veli'nin adı, annenin ismi neydi? Zeynep. Zeynep Hanım, tamam şimdi oldu. Evet Berra, hangi okuldasın? Ben proje okuluna gidiyorum hocam. Hangi okul o? Güneş Park hocam, Güneş Park. Hem de Tamam. sosyal bilim Güzel. bölümündeyim. Kaç kardeşiz Berra? İki kardeşiz hocam, bir tane Diğer kardeşim var. kardeşin ne yapıyor? O anaokuluna gidiyor daha Ha, hocam, daha küçük. küçükmüş. Oh, ne güzel, ne güzel. Peki, sen boş zamanlarında neler yapıyorsun? Ben kitap okuyorum bazen. Çok güzel. Peki, ileride ne olmak istiyoruz Berra? Psikolog olmak istiyorum. Öyle mi? Çok güzel. Çok iyi. Berra hoş geldin. Buradaki arkadaşlar da senin gibi 7. sınıflar. Var mı tanıdığın kimse burada Berra? Yok hocam, kimseyi Yok. tanımıyorum. Tamam. Hoş geldin. Biz başlamıştık. Sen biraz geciktin herhalde. Hoş geldin. Hocam ben çizdim. Evet. Gösterelim. Bir tadilla sorusu sorduk da Berra, zeka sorusu. Ama Bakayım. hocam biraz Selam saçma bakayım. oldu sanırım. Yaklaştır. Yani bir dakika. Hocam topları yarıya Ah be, böldüm. olmadı Zehra. Yok, değil. Kevser buldun mu? Bulamadım hocam. Esen Büşra, Ahmet Cüneyt, İsmailer'den bulan var mı? İki tadelle. Dokuz Hocam tane topları top. yarıya bölsek ne olur ki? Ben yarıya böldüm. Yok, yarıya bölmeyeceksin topları. Evet. Hocam 4 sıra yapabiliyor muyuz? Yok, üç sıra. Dört sırayı babaannem de yapıyor. Evet. Üç sıra istiyoruz. 9 tane topu 3 sıra yapacaksınız. Her sırada 4 top olacak. Evet. Beyinlerden dumanların yükseldiğini görüyorum. Hocam bir ipucu verseniz. Hocam İsmail'in Hocam yaptım böyle. var mı? Nasıl yaptın aslanım? Yok, değil. Olmadı, olmadı. Hocam bir ipucu verseniz. Hocam ben çete bir şey yazdım, bakar mısınız? Hocam Bakayım. itfaiyeci tanıdığınız var mı? Alperen, sana itfaiye yetmez. Evet. Beş tane yesem yok yemeyeceğiz. Evet. Topu mu yedi? İçi boş olmayacak. Yok bildiğin özdeş toplardan 9 tane var. 3 sıra yapacağım. Her sırada dörder top olacak. Göster. Hocam çapraz falan olabilir mi? Olur. Çapraz mapraz olur. Yeter ki 4 top olsun. 3 sıra olsun. Hocam bir tane de eklesek olmuyor mu? Yok. Enflasyon toplarda yok. Evet. Hocam yaptım ben. Güney, buyur hangi şekil çıktı? Hocam bir dakika, bir şey düzenli bir şekilde çizeyim. Evet efendim. Hocam güne çizsin. Bence benim kameradan görür. Bak göstersin. Hocam Demiş daha şöyle bir iyi. şey. Göster Güney. Hocam Arkadaşlar ben bakın 5. sınıflardan birisi bunu 8 saniyede çözdü ya. Pardon, hocam kamera 6'lardan 5 değil. kapalıymış. Özür dilerim, 5 değil. 6'lardan biri çözdü. 8 saniyede şu an Hocam buldum. Hocam oldu mu, ben gösteriyorum. yok. Hocam buldum. Yok, olmadı. Kim buldu? Hocam ben yaptım. Hocam ben. Tamam, Kevser'i dinleyeyim sonra Ahmet'i. Buyur Kevser. Hocam ben şöyle bir şey yaptım. Kevser, işte bu. Ahmet. Nasıl hocam? Bir dakika, göremiyorum Kevser'i. Göster Ahmet. Hocam ben böyle yaptım. Birazcık uzaklaştır, tam göremedim. Vav! Wow! Ahmet Cüneyt'e de iki tadelli ve Kevser'e de iki tadelli. Hocam ben göremedim ki nasıl oldu. Hocam ben de Nasıl göremedim. oluyor hocam, Hocam anlamadım. ben de buldum galiba. Bir şeklinde oluyor herhalde, değil mi? Hocam ben de buldum.
Hocam kitabın ismi Arkadaşlar kaç benzetmedim. top var burada? Bakın. Bir, iki, üç, dört, Hocam başka bir yolu daha var. yedi, sekiz, dokuz. Bir, iki, üç. Hocam ben daha demin öyle yaptım. 10 Hocam ben buraya okul sırası çizdim. Allah Hocam yardım zaten siz dört tane olacak deyince aklıma üçgen Hocam geldi ama bırakın. yapmadım. Hocam Hocam. bırakın üçgenleri beşler altılar yapsın. Biz yedinci sınıfız hocam. Biz kesirlerimize bakalım. Hocam. Sizin Hocam ben bir tane daha buldum. Onu da göstereyim mi? Evet Merve Hocam bir tamam. yolu daha var Dur hocam. Merve. Hocam böyle Hocam. oluyor. Göster dedi ya. Hocam böyle de oluyor. Bir göstereceğim. Hocam Kameralama bakar mısınız? gözükmüyor. Yok Hocam. arkadaşlar olmadı. Merve sen çok Hocam her sırada dört top var ve üç sıra var hocam. ama Bakın. top sayımız 9 olacak. Sen 12 tane onu herkes yapar. Evet. Hocam bir dakika. Şeyi kaldırayım bir filtreyi. Öyle göstereyim. Göster. Yaklaştır hadi. Hocam gözüküyor mu bilmiyorum ama. Hocam böyle bir tane dik çiziyoruz sonra yatay sonra çapraz. Olmaz ki doğrusal olmadı. Doğrusal olacak. Hocam ama çapraz olur dediniz ben Hayır saymıyorum. öyle değil. Öyle çapraz olursa öyle çok yapılır. Çaprazda üç tane Doğrusal var. olacak. Çapraz dediğim bu çapraza yaptım ya. Peki hayat. Hayat sana güzel hayat dedikten sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar kinetik enerjiye bakalım. Tabii bu konuda size çok şey anlatmam gerekiyor ama müfredat kuşa döndüğü için hiçbir şey anlatmıyorum. Arkadaşlar dalgalanan Hocam bir de yine müfredat maydanoz kinetik enerjisi değişecekmiş. var mı? Var. Var. Çünkü hareket ediyor değil mi? Var. Peki yüzen çocuğun, çimen çocuğu için Var hocam. hareket ettiği için kinetik enerjisi Var. 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 Pistte duran uçağın Hocam yok. yok. Yok hocam yok. 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 Süzülen kartal Var. 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 Kaydıraktan kayan çocuğun kinetik Var. 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 enerjisi var. Var. Yok. 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 Giden Var. otomobilin Var. lastiği Var. 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 Öbürü de var. Zıplayan çocuğun Var. trambolin Var. var. Değil mi arkadaşlar? Aferin. Var. Güzel. Peki kinetik enerji deyince ne oluyormuş Duru Özen? Bizim hareket enerjimiz oluyormuş. Pekala. Arkadaşlar bir. Şimdi bu normalde müfredatta verilmiyor ama ben biliyorum ki siz lep demeden Çorum'a giden öğrenciler olduğunuz için size vereceğim. Dikkat. Arkadaşlar kinetik enerjiyi biz EK diye gösteririz. E enerji demek. K kinetik. Bunu formülize ettiğimizde şunu görmüşler. 1 bölü 2 çarpı M çarpı B kare. Şimdi bu ne demek? Bunu açıklayacağım. Bunu vermeden yukarıdakileri anlatırsam boşa gider. Arkadaşlar 1 bölü 2 sabit sayı bu. Formüldeki sabit değişmiyor. M cismin neyi? Kütlesi. Kütlesi. Arkadaşlar B ise süratinin yani siz onu hız olarak da tanımlıyorsunuz. Süratinin neyi alacakmışım? Karesi. Yani arkadaşlar ben elime bir taş aldım. Aynı iki taşı. Birini aldım. 10 hızla sallıyorum. Döndürüyorum. Diğerini 20 hızla döndürüyorum. Hangisinin enerjisi daha fazla? Aynı taşları çeviriyorum. Hızlı çevirdiğimin enerjisi ne olacak? Daha Daha fazla. fazla. Evet. Aynen. Ya da bir 10 kiloluk bir şey yapalım. Onu 10'la çeviriyorum. Bir de 20 kiloluk bir şeyi nasıl çevireceğim bilmiyorum. Alıyorum, çeviriyorum. O zaman kütlesi büyük olanın ne olacak? Enerjisi Aa. daha fazla olacak. Dikkat. Hızları aynı ama Ben. olan daha çok enerji taşıyacak. İşte arkadaşlar diyoruz ki kinetik enerji kütle ve süratle doğru orantılı. Bir cismin kütlesi arttıkça kinetik enerjisi artar. Hızı, sürati arttıkça yine kinetik enerjisi artar. İşte cismin kütlesi artarsa kinetik enerjisi artar. Cismin kütlesi azalırsa kinetik enerjisi azalır diyoruz. Yine cismin sürati V'si artarsa enerjisi artar. Sürati azalırsa
enerjisi azalır. Mesela ben bunu normalde yüz yüze anlatırken ne yapıyorum biliyor musun? Fatma, Adamine, Arda. Diyorum ki Arda tebeşir geliyor yakala. Aynı tebeşiri alıyorum Arda'ya. Onunla fırlatıyorum. Arda tutuyor, eli acıyor. Aynı tebeşiri yine alıyorum. Arda diyorum sıkıysa yakala. Bir fırlatıyorum daha hızlı. Arda tutamıyor, eli acıyor çok fazla. Diyorum Ardacığım hangisinde enerji daha fazlaydı? Diyor ki hocam ikincisi çok sert geldi. Niye ikincisi çok sert geldi? Halbuki ikisi de aynı kütledeki tebeşir miydi? Evet. Ama ikincisinin daha çok sert gelmesi, daha çok enerji içermesi. Sebebi ne? Onu daha süratli attım. Sonra arkadaşlar bu sefer Arda'dan geçiyoruz Güney'e. Diyorum ki Güney, şimdi sana tebeşir değil. Sen zannediyorsun ki tebeşir. Hayır. Tahta sileceği fırlatıyorum Güney. Yakala. Güney tahta tebeşirin bir şey silgisini bir fırlatıyorum aynı hızla. Güney diyor ki hocam ne yaptın ya? Tebeşir olsaydı iyiydi. Kafamızı yaracaktın. Niye? Çünkü onun kütlesi daha fazla. Dolayısıyla enerjisi daha fazla. Tabii bunu denemek basit. Değil mi? Şöyle durup kafasını attın mı birinin kafası yarılır. Birinin kafası şişer. Kafası yarılanda ne olur arkadaşlar? Enerji daha fazla olur. Örnek açıklayıcı oldu mu? Hiç. Oldu hocam. Hiç açıklamadı mı? Hocam aşırı derecede açıkladı. Bir O daha zaman uzatmaya gerek yok hocam. Mert'e Yoksa bizim de çok kafamıza daha bir şey anlatalım. gelecek. Mert, sana 10 kilometre bölü 10 metre bölü saat hızla bir topu fırlatayım. Bir de futbol topunu fırlatayım. Bir plastik top olsun, bir futbol. Plastik top mu daha çok acıtır, futbol topu mu? Aynı hızda Yok. gelsin. Futbol hocam çünkü daha sert. Daha ağır, ağır, sert değil. Kütlesi daha fazla. Ağır demeyeyim de kütlesi daha fazla. Plastik top 20 gramsa futbol topu 700 gram. O yüzden ne yaptı? Daha acıtır. Anlaştık mı? Tamam. Tamam. Evet. Anlamayan varsa voleybol ve basketbol topuyla da anlatabiliriz. Yoksa da neyle anlatırız? Judoyla mı? Ahmet Cüneyt, judoyla anlatalım. Evet. Hocam çok acıtır. Hani diyor ya eşofmanlı Şevket amca, biz bunu eşofmanlarla anlattık. Diyor ya, biz bunu şöyle anlattık, böyle anlattık. Evet. Kinetik enerji aynı Okla nasıl zamanda anlatabilirsiniz? ne enerjisiymiş arkadaşlar? Hareket enerjisi. Evet, hareket enerjisi. Güzel. Arkadaşlar hareketli cisimlerin sahip olduğu kinetik enerji cisimlerin süretinin karesiyle ben bunu anlattım zaten size. Yani siz bir şeyin hızını iki katına çıkarırsanız ikinin karesi kaç? Kaç iki? Dört. 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 Enerji kaç katına çıkarmış? Dört. 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 Şimdi zeki öğrenciler için bir örnek. Hazır mısınız? Arkadaşlar. Atomu biliyorsun değil mi? Biliyor mu atomu? Biliyorum. Atomun etrafında ne var? Elektron. Elektron var değil mi? Rüzgar. Kimse duymasın aramızda. Arkadaşlar, elektronlar o kadar süratli dönüyor ki sen atomdan elektron kopartırsan dehşet bir enerji ortaya çıkar. İşte bu enerjiyle ne bombası yaptılar? Evet. Atom bombası. Atom bombası. Atom bombası. Yani arkadaşlar İsmail Erdem bu atomun çekirdeği bu da etrafında dönen elektronlar. Böyle katmanlar var arkadaşlar. Bunu lisede göreceksiniz. Bir elektronu birinci katmandan ikinci katmana götürmen için o kadar büyük enerji sarf etmelisin ki Ahmet Cüneyt. Yani var ya tırı mırı kaldırsam bir şey değil yani. Gerçekten o kadar büyük bir enerji gerekiyor. Evet. Biliyorsunuz şu an CERN'de ne yapıyorlar? Elektronları, şeyleri, atomları çok hızlı şekilde gönderiyorlar, değil mi? Orada işte bu hesaplamaları yapıyorlar. Acaba hayatın başlangıcı, hayat nasıl oluştu? Evet, bunu araştırıyorlar hayat. Demek ki hızını arttırırsak enerjisi karesinden dolayı 4 katına çıkıyor. Eğer hızını 3 katına çıkarırsan Ebrar, Zeynep Serra, Merve o zaman enerjin 9 katına artıyor. Nerede hareket? Orada bereket diye
atalarımız berra boşa dememişler. Atalarımız fizik biliyorlarmış. Evet. Arkadaşlar burayı verdik. Şimdi bakalım. Bu deneyimizi de yapıp bitirelim. Ali, Enes Eymen. Şimdi arkadaşlar özdeş eğik düzlemler var. Tamam mı? Diyor ki bunlar şu kutuya çarpıp duracaklar. Tamam mı arkadaşlar? Bu kutuya çarpıp duracak. Sizce mantık olarak diyor ki kutuların sürüklenme miktarları hangisinde en fazla olur, hangisinde en az olur ya da aynı mı olur? Hocam sürüklenme derken? Yani bir enerjiyle itecek ya kutuyu. Evet. Evet, ona göre sizce nasıl olur? Hangisinde daha hızlı hareket eder? Mesela A ile B'ye bakıyoruz. Yükseklikleri aynı. Birincisinde 2 kilo var. Birincisinde 1 kilo, ikincisinde 2 kilo. A mı daha çok sürükler, B mi? B. B. Niye B daha çok sürüklüyor? Neyi fazla? Hocam ağırlığı 2 kat daha fazla. Hocam ama diğerinde sadece 1,5 kat evet, daha fazla. Ağırlık demeyelim, kütle diyelim. Ağırlık dersek Newton oluyor ya. Kütlesi daha fazla. Güzel. Peki arkadaşlar baktığımızda şekil 1A ile şekil 2A aynı mı? Hayır. Aynı. Aynı arkadaşlar. Yükseklikler de aynı. Kilolar da aynı. Aynı. Peki şekil 3'e bakalım. Şekil 3'te 30 santimden gidiyor. Ne olacak? Şekil 3'te 1 ve 2'den daha fazla enerji var değil mi? Ama şekil 1B'den daha fazla olmaz. Dolayısıyla kütlesi büyük olanın kazanacağı hareket enerjisi fazla olacak. Hemen sorularımıza bakalım. Arkadaşlar cisimlerin yüksekleri farklı olduğu için de enerjiler aynı olmaz. Yüksekliği fazla olan hareket enerjisi daha fazla olacak. Kutuyu daha fazla sürükleyecek. Arkadaşlar buna da cevap verelim ve dersimizi noktalayalım. Diyor ki evet, burada kinetik enerjilerine bakalım demiş. Bunun kütlesi 1200, sürati 70. Bunun kütlesi 1000, sürati 70. Bunun kütlesi 1200, sürati 90. Sizce hangisi en fazladır? Hocam mavi. Mavi en fazla. Sonra? Beyaz. Beyaz. Sonra? Kırmızı. Kırmızı. Aferin. Mavi araç kütlesi büyük. Hızı da büyük, sürati de büyük. O yüzden enerjisi çok fazla. Yani şimdi Allah göstersin, hiçbirinize örnek vermeyeyim. Ama hani birine hangi araba daha çok çarpsa uçurur arkadaşlar? Mavi arabanın çarptığı bayağı bir uçar. Hem kırmızı, evet. Daha taşa gider. Daha taşa gider. Kırmızı araç çarpsa daha mutlu olur. Evet. Değerli arkadaşlar, demek ki kütle ve süratle alakalıymış bizim kinetik enerjimiz. Evet, burada kalalım değerli arkadaşlar. Diğer dersimizde devam edeceğiz. Orada potansiyele doğru geçeceğiz ama önce kinetik enerjiyi bitireceğiz. Sonra potansiyel enerjiye bakacağız değerli arkadaşlar. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Matematik görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.